Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimiz benim derslerime olan bir olacak. Bugün yapacağım sadece şu. Komşularını buluyoruz. Mesela oyun ilk başladığı anda mesela mayınlar dağıtılacak. İlk herhangi bir yaşadığımız zaman program otomatikmen anda reset ediyor. Oyun ilk başladığı anda aslında oyun başlamamış oluyor. Tıkladığımız anda, ilk tıkladığımız anda mayınlar buralara dağıtılıyor. Dikkat ediyor. Komşulara dikkat ediyor. Bunun buraya tıkladıysak mesela bunun etrafındaki herhangi bir yere mayın dağıtmıyor. Biz mesela kendi oyunumuz için 8'e 8 10 tane mayın dağıtalım ya da 5 tane mayın dağıtalım. Yapacağımız şey şu. Mayınların X ve Y'si bulunacak. Eğer X ve Y buradaki komşulardan herhangi birine, ki bu da dahil olmak üzere herhangi birine ait değilse mayın oluşturulacak. Mayın oluşturulduğu zaman da mayının etrafındaki mayın olmayan yerlerin değeri bir arttırılacak. Bu. O yüzden bize lazım olan şey neighbors dediğimiz yani komşularını bulmak. Ama komşularını bulurken biraz dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Mesela kendi yöntemim. Diyorum ki eğer buraya tıkladığı zaman bunun komşularını bulmak için şunları Y olarak alırsak Y0, Y1, Y2, Y3 diye alırsak şunları da X1, X0, X1, X3 diye alalım. Buraya tıkladığı anda Y'si bunun Y'sinin -1'inden başlayacak. +1'ine kadar gidecek. X'i de yine aynı şekilde bunun X'inin -1'inden başlayacak. +1'ine kadar. Ses bu hariç olacak. Komşuları bulur. Sonra geliyoruz nereye? Burada dikkat etmemiz gereken şey. Burada mesela ya da burayı düşünün. Burada y-1'den başlamıyor. Y bu tıkladığımız yerin y'sinden başlıyor. +1'ine kadar. Tam tersi burada ise -1'inden başlıyor ama +1'ine kadar değil y'ye kadar gidiyor. Aynı şey x için de geçerli. Buraya tıkladığımız zaman mesela x'i 0 eksi 1'den değil de bulunduğu yerden başlıyor. Veyahut ve artı 1'ine kadar. Burada ise eksi 1'inden başlıyor ama ne kadar? Yine artı 1'ine kadar gitmiyor. Bunun için bir tane fonksiyon oluşturalım. Diyelim ki neighbors diyelim. Buna biz bir x bu size göndereceğiz. Bir de y bu size olacak. Bize göndereceği şey de vektör olacak. Çünkü komşularımız birden fazla. Ve her komşumuza ait bir tane u size y bilgisi olacak. Bu arada böyle yapalım. Birincisi y olacak. İkinci u size ise x bilgisini taşıyacak. Vektörümüzün her bir elemanı bunu verecek. Geliyoruz. Diyoruz ki y'nin başlangıç noktası normalde neydi? Y start diyelim biz buna. Y start eşittir diyorum. Direkt yazalım. If diyelim. Y sıfırdan büyük ise y'nin başlangıç noktası neresidir? Y eksi 1'dir. Değilse nedir bu defa başlangıç? Y'nin kendisi. Bir de let y end noktası diyelim. Yine aynı şekilde if diyoruz. Y küçük 6 ise y küçük 6 ise yani 0'dan 7'ye kadar düşünün. Biz 8 kolon oluşturduk. Dolayısıyla son indeks 7'dir. Diyoruz ki eğer 7'den küçük ise yani mesela 6 veya 5 ise ne olacak?
bitiş noktası y'nin bir fazlası olacak. Değilse y'nin kendisi olacak. Aynı şey x için de geçerli. Sadece buraları y değil x yapıyor. X. Bunların kısa yollarını bir bulsam. Bilen varsa bana bunların yollarını. Şimdi biz bunları bulduk. Sıra geldi döngüye. Döngüde ben y starttan y end'e kadar gideceğim ve her y start y için x starttan x end'e kadar gideceğim. Ama burada y end ve x end for döngüsünde dahil olmadıkları için y start mesela y start dahildir ama y end dahil olmadığı için y end'in bir fazla kadar gidiyorum ki maksat y kendisi de dahil olsun. Aynısını x için de yapıyorum. For bu arada y mi diyelim? İ diyelim buna. J diyelim. In x start x end artı 1'e kadar. X end dahil olsun. Sonra bir tane buraya let mut neighbors ne diyelim buna? Hiç diyelim şimdilik boş kalsın. Her defasında geliyorum diyorum ki kendisi hariç olacağı için her defasında aslında direkt ekleyelim sonra içlerinden x ve y olanı çıkaralım. Kapıya çıkar sanırım daha kolay. Diyorum buraya diyorum ki push ne yapsın? İ C. Tabii bunlar böyle olması lazım. Çünkü bakın buradaki eleman vektörün her bir elemanı böyle bir element olması lazım. Şimdi geliyoruz buraya. N'yi return ediyoruz. Ah, yeah. Şimdi bakalım. Peki biz bunlara x ve y bilgisini nasıl göndereceğiz? Gelelim şuraya. Yine de vardı. Bunda vardı. Aşağı alımda fields app enumerate diye. Enumerate'in ne olduğunu daha önce anlatmıştım ama kısaca şöyle bir örnekle göstereyim. Rastlan. Hayır rastlan. Çok basit aslında. Mesela bir şey 6 4 8 10 ve ter vektör yapıyoruz ama bizim zaten operation olmuş olacak. İter hep dersek A A select bundan bir tane vektör oluşturalım. Geç. Bu altı. Gelip let a diyelim. Mesela bu map bize her defasında a'yı çalıştıracak ve biz iteration dediğimiz zaman iteration önce 6'yı, 4'ü, 8'i, 10'u verecek. Map her çalıştırıldığında, çağrıldığında
A 6 olacak, sonra 4 olacak, sonra 8, sonra 10 olacak. Biz de bunu collect yardımıyla bir vektöre dönüştüreceğiz. Gerçi bu vektör yazmama tamamen yazmam gerekir. Bunun sebebini de vektör dersinde anlatmıştım. Aslında. Collect neye dönüştüreceğini bilmediğinden dolayı sizden neye dönüştüreceğim? Bu map bana A'yı verdi ama ben bu A'larla ne yapacağım diye sorduğu zaman ben de diyorum ki her defasında bunu al U8 olarak bunu bir vektöre ata. Vermesin. Integer olarak kalacak. Hemen hata vermez. Mesela A'yı ekrana yazdıralım. Çalıştıralım. Tahmin ettim. A'nın ne olduğunu kestim. Integer. Ben U defa da map her dediğimiz için her defasında referansını alıyor. Elemanın referansı. Dolayısıyla referansın kendisini ben burayı böyle yapacağım. Veyahut böyle yapacağım. Hem biri. Bakın burada gördüğümüz gibi A'da V'nin aynısı oldu. Ama en yaptığımız bu defa map Enumerate herden aldığı bilgilere bir şey daha ekliyor. Kendisi yeni bir iterate oluyor. Bu da ne mesela? Map bu defa A ve B'yi alıyor. Ama burada A 6'nın indeks numarasını bu defa tutacak. B ise 6'nın kendisi. Dolayısıyla ben bu defa bu bilgilerden elde ettiğim verilerle şöyle bir şey. Bu size U8. Çünkü A bunun indeks numarasını tutacağı için bir U size'dır. İndeks numarası her zaman U size'dır. A bunun bilgisini tutuyor. Map bu defa iki tane veri alıyor. Dikkat ederseniz iki parametre. Buradan biri A indeks numarası. Value'nin değerin kendisi. Dolayısıyla vektör olarak da bu defa ben U8 oluşturamam. Ama yok oluşturabilirim. A'yı oluşturuyorum ama bir defa A bana sadece A'yı gönderdiği için bir defa böyle yapıyorum. Size yapıyorum. Burayı siliyorum. A zaten size olduğu için yani index numarasını tut. Benden işte her index numarasını vektöre atayacak. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3 değerleri olacak A'nın değeri. Ağımız. Enumerate bu. Tekrar kodumuza dönecek olursa buraya enumerate yaz. Bu defa map fields bizim vektörümüzün fields'ı yani şunu ifade ediyor. Şurayı ifade ediyor. Ama ben bu defa indeksi de buna ekledim. Yani sadece buradaki değerleri almayacak. Bu defa buranın y'sini de almış olacak. İndeks numarası. Dolayısıyla ben buraya önceki gibi y'yi de alacağım. Ve grid'e bu defa y'yi de göndereceğim. Y bu sayı. İndeks olduğu için bu sayı. Y'yi gönder. Aynısını yine fields'ı bu defa gönderiyorum. Her bir butonu oluşturmak için göndereceğim ya. Bu defa yine buraya enumerate yazacağım. Bu defa bu enumerate bana x koordinatını verecek. Map bu defa x'ini de alacak. Field'ını da alacak. Mayna bu
Hem field'ı hem de x'i göndereceğim. Elimde. Olacak. Sonra geliyorum. Field x field y. Y'yi de göndermem. Y'yi de gönder. Y bu sayı. Gelin. Diyelim ki burada ink çalıştırmayalım da neighbors ekrana da gelelim. Neighbors. Geçici olarak burayı G'yi ek doğru bu defa değil. Aslında bir şey return'den dolayı etmiyor. Çünkü buradaki her kol match ile oluşmuş her kol aynı şeyi return etmedi. Ama biz burada bekliyoruz. Burada ise sadece initialize. Yani bir fonksiyon bize bir şey return etmemiş. Kaldırabiliriz tabii. Böyle ki test edelim. Böyle yapalım. Bir bu vektörümüz rate x y demişiz. Buradaki enumerate map is fields bizim mutable olduğu için de doğruca index numarasını vermiyor. İndeks numarasını et anbra gelin. Adına geldi. X'te buradaki tekrar belirteyim. Buradaki bizim creation'ımız direkt elemanları vermiyor. Yani field'ı vermiyor aslında. Neyi bana veriyor? Enumerate buradaki mutable batch içerisinde field'ı veriyor. Dolayısıyla aslında buradaki x sadece işte u size'ı değil table read only denilen bir u size veriyor. Ben de önce diyorum get
Bu table'dan bunu al ama bu neyi return ediyordu? Gelelim mesela. Read table only. Ve bunun içerisinde de bir option falan veriyor. Unwrap throw dediğim zaman o options'ı da aradan çıkarıyor. Yani x'in yollamış. Bu da print. Biz buraya remove ek 92 yayıt şartlıyoruz. Closure'ın içerisine aldığımız move yap. Geldik. Println komutu standart kütüphanede de var. Şeyde de var. Zoom kütüphanesinde de var. Çünkü birbirinden aslında başka bir şey implement edildi. Lag dediğimiz tarayıcıların lagları olur. Buna implement edildi. Konsol bilgileri verecek. Şimdi verdi. Buraya tıkladığım zaman bana hangi neighbors'lar kimler? GC0 0 kendisini de çünkü henüz kendisini çıkarmadık işin içinden. 0'a 0. 0'a 1. 1'e 0. 1'e 1. Bakalım. 0'a 0. 0'a 1. 1'e 0. 1'e 1. Gayet doğru. Burayı tıkladığım zaman bu defa ne olacak? YS hala 0. 0'a 0. 0'a 1, 0'a 2, 1'e 1, pardon 1'e 0, 1'e 1, 1'e 2. Tıklayalım. 0'a 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Doğruymuş. Burayı tıklayalım. Burada da bakalım neyi verecek bana? Buradan başlayacak. Şu dördünü verecek. Burası kaç? Y6. 6'ya İkisi de 6. 6'ya 6. 6'ya 7. Burası 7'ye 6. 7'ye 7. Doğru. Bir de burayı deneyelim. Burayı deneyelim. Burada mesela y kaç? 7. 7'ye 7. İkisi de 7. Yok. İkisi 0. 7'ye 0. Burayı tıkladığım zaman doğru ya. Buradan başlıyor. 6'ya 0. 6'ya 1, 7'ye 0, 7'ye 1. Doğru. Neighbors'lar doğru ama sadece dolayısıyla da 1 çıkaralım. Doğru sonuçları elde etmiş olduk. Bu arada bunu da artık return yapalım çünkü testimiz bitti. Doğru almış olduk. Yapmış olduk. Neyi de silelim. Buraya sadece n diyelim. Ama n de neyi çıkaralım? Görünce aklıma gelir hangi onu in
Ah. İstemiyorum. Retain'in kompleks yüksek, gereksiz. Sil diye. Daha çok silme komutunu nerede kullanırlar? Find diyelim. Find bulsa diyelim buna. Index diyelim. Ama bu index nedir mesela? Buradaki her bir elemandır. Dolayısıyla ben bu index hangisi ise bunu indeksin sıfırıncı elemanı indeks pardon. Evet. Doğru diyor. Eksin eleman. G E eksin birinci bunu bulacak. Ha? Tabii ben index numarasını bulmak istediğim için numarayı çevireceğim. Yes. Sonra find. Yes, ama bu defa burada i index numarasını verecek. Hangi elemanın bizim tıkladığımız son olduğunu bulacak. Artık field'ın kendisi olsun. Diyelim ki field 0. Neden 0 dediğim gibi mesela bu eleman. 0 bu eleman, 1 bu elemana. X ve Y. And sonra geliyorum and remove et i der i'nin i'nin elde ettiği değeri şöyle çalışıyor. Field'ın sıfır elemancı sıfırıncı elemanı G'ye birinci elemanı ise eşit olan yani koordinatları eşit olan elemanı bul. Yani bizim tıkladığımız elemanı burada buluyor. Bulduğu zaman da iki şey oluşuyor aslında. Eğer bulursa sum A diyelim mesela. Bu A eğer bulunduysa mesela bu A hem enumerate kullandığımız için hem index numarasını verecek hem de value'yu verecek. İndeks numarasını siz tabi sum olduğu için unwrap yapıyorum. A'yı çıkardım içinden. Sonra bu A'nın işte sıfırıncısı indeks numarası. Bir ise value'nin kendisi. Sıfır dedim. Bakalım. Yes. Süreç içerisinde de artık yapacağız. Oyunu başlatacağız. Yani ilk tıkta bize mayınları bulacak. Mayınları yani dikkat edeceği şey yaptığımız yerin komşularına hiçbir mayın yerleştirmemiş. Her mayında kendi komşularının işte mayın olmayanlarının değerini bir artıracak. Zaman geçeceğiz. Demeden evvel eğer buraya kadar geldiyse abone olun. Abone kaybeden tek kanal burası olabilir. Biraz moral. Bakın.